Türk Dünya Tarihi'nin 3. ünitesiyle devam ediyoruz. 3. ünitemiz Soğuk Savaş dönemi. Aslında bu dönemi daha önce de söylediğim gibi 1945'ten 90'a kadar da alabiliriz ama 45 ile 60 arasında net bir soğuk savaş olduğu için ilk 15 yılı soğuk savaş diye anlatır kaynaklar. 1960 ile 1990 arası da yine soğuk savaş var ama biraz daha ılımlı politikalar olduğu için oraya yumuşama dönemi diyeceğiz. Ayrı anlatacağız o kısmı. Şimdi değerli arkadaşlar, 1945'te 2. Dünya Savaşı biterken şimdi dünyayı tamam Hitler'in elinden kurtardılar. Mussolini'nin elinden kurtardılar. Sıkıntı yok ama kurtaranlar birbirini sevmeyen ülkeler. Yani Amerika, İngiltere ne kadar Rusya'yı ya da Sovyetler Birliği'ni sevebilir ya da Sovyetler Birliği ne kadar onları sevebilir. Bunlar savaş esnasında niye yan yana savaşmak zorunda kaldılar? Çünkü şeyin gazabından korktukları için, Hitler'in gazabından korktukları için yan yana gelmişlerdi. Şimdi savaş bitiyor. Biterken bu sefer Hitler'in elinden kurtardıkları toprakları bölüşme konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle Sovyetler Birliği arkadaşlar bu konuda biraz agresif bir tutum takınacaktır. Ve böyle olunca da bir grup sosyalist ülke Sovyetler Birliği'nin etrafında toplanıp Doğu Bloğu diye bir blok kuracaklar. Bir grup ülke de özellikle Batı Avrupa ülkeleri arkadaşlar. Onlar da Amerika'nın etrafında toplanıp Batı Bloğu diye bir blok oluşturacaklar. İşte bundan sonraki süreçte iki blok birbiriyle restleşmeye başlayacak. Yani Sovyetler Bloğu'yla Amerika Bloğu birbirine uzaktan restleşecekler. Tabii yakın temas yok. Yakın savaşlar çok olmayacak. Çünkü eğer olsaydı da sıcak savaş olurdu. Ha, bu dönemi tanımlarken arkadaşlar Amerikalı bir siyaset bilimci bu döneme Soğuk Savaş diyor. İsmi Bernard Baruch'tur. Burada da bakın ismini koydum arkadaşlar. Şimdi Bernard Baruch tarihte bu dönemi anlatırken arkadaşlar Soğuk Savaş olarak bir tanımlama yapıyor. Sonradan diğer tarihçilerin ve siyaset bilimcilerin de hoşuna gidiyor. Evet, doğru bir tanımlama olmuş diyor. O yüzden sınavda derlerse ki Soğuk Savaş tabirini tarihte kullanan ilk kişi kimdir diye bir soru sorarlarsa arkadaşlar Bernard Baruch olduğunu unutmamanızı istiyorum. Şimdi iki bloğu önce bir oluşturalım arkadaşlar. Bu iki blokla ilgili birkaç bilgi verelim. Şimdi önce Doğu bloğunu anlatayım size. Yani Doğu bloğu Sovyetlerin etrafındaki ülkeler nasıl toplandı, nasıl örgütlendiler, birbirlerine ne yaptılar arkadaşlar onu konuşalım. Doğu bloğunun ilk örgütlenmesi 1947 yılında Kominform'un kurulmasıyla oluyor arkadaşlar. Kominform, konular bundan sonra göreceğimiz konular komünizmden geliyor, komün yaşamdan geliyor arkadaşlar. Kominform, sosyalist ülkelerin kendi aralarında oluşturmuş oldukları bir siyasi işbirliğidir. Bakın, anahtar kelimesi siyasidir, unutmayınız. Kominform neymiş? Sosyalist ülkelerin kendi aralarında oluşturdukları siyasi işbirliğiymiş arkadaşlar. Bunun özelliği, diğer mesela Comecon'dan var, Şurak Paktı'ndan da birazdan bahsedeceğiz. Sadece komünist ülkeler üye olmuyor. Artı bir de komünist olmayan ülkelerin komünist partileri de isterlerse üye olabiliyorlar. Mesela İtalya komünist bir parti değil ama İtalyan komünist partisi de. Ya da Fransa komünist bir parti değil ama Fransa komünist partisi de Kominform'a üye olabilir arkadaşlar. Bunlar diyor ki bizim ortak bir siyasi rejimimiz var ve ortak hareket ediyoruz. Hepiniz haberdar olun diyor arkadaşlar bunu söylüyor. Bundan hemen sonra arkadaşlar 1949'a geldiğimizde Comecon'un oluşturulduğunu göreceğiz arkadaşlar. Comecon ekonomik işbirliğidir. Yani sosyalist ülkelerin ya da komünist ülkelerin kendi aralarında oluşturmuş oldukları ekonomik bağları güçlendiren, yeri geldiğinde birbirlerine ekonomik destek sağlamayı öngören bir sözleşme gibidir. Anahtar kelimesi ekonomidir Comecon arkadaşlar. Hatta bu Comecon ekonomik örgütlenmesinin mimarı Sovyetlerin Dışişleri Bakanı Molotov'dur. O yüzden bu Comecon arkadaşlar şöyle yazalım. Molotov planı dediğimiz bir planla kurmuş oluyorlar. Yani Molotov, Rus Dışişleri Bakanı Molotov'un arkadaşlar organize ettiği bir planla ne yapmışlar? Comecon'u kurmuşlar. Bundan kısa bir süre sonra 1954'te ilk Rus, daha doğrusu Sovyet arkadaşlar istihbarat ağı kuruluyor. KGB. Hani eskiden Rusya ilk kurulduğunda ÇEKA diye kurulmuştu istihbarat ağı arkadaşlar Sovyet Rusya kurulduğunda. Şimdi bunun adını KGB diye değiştirdiler ve bu Sovyetlerin istihbarat örgütüdür. Filmlerden falan görürsünüz arkadaşlar eski filmlerde. İşte KGB uzmanı kızlar, Rus kızlar. Batı'ya giderler. Batı'da işte ne bileyim bazı kişilerin akıllarına girerler. Ondan sonra oradaki bilgileri alıp işte Rusya'ya taşırlar gibi şeyler görüyorduk. KGB'nin de bu dönem kurulduğunu unutmayalım. Ve en son 1955 yılına geldiğimizde arkadaşlar
1955'te Varşova Paktı diye bir pakt kuracaklar ve bu askeri bir işbirliğidir. Varşova Paktı Polonya'da kuruluyor. Polonya biliyorsun Varşova Polonya'da. Bunun anahtar kelimesi ise askeri işbirliğidir. Yani diyorlar ki bize Doğu Bloğundaki ülkelerden bir tanesine dokunursanız hepimiz birlikte size refleks göstereceğiz, tepki koyacağız diyorlar arkadaşlar. Şimdi bunlar bu şekilde örgütleniyor ama burada birkaç önemli uyarıda bulunmam lazım arkadaşlar. Mesela bu blok içerisinde olup da zamanla bloktan rahatsız olanlar ve bloktan kopmak isteyenler olacaktır arkadaşlar. Bir iki cümleyi de olsa onlardan bahsedelim. Mesela bunlardan bir tanesi Yugoslavya ve Arnavutluk arkadaşlar özel statülü sosyalist ülkelerdir. Niye diyeceksiniz? Bu iki ülkenin dışındaki Balkan ülkeleri düşünün. Mesela Balkanlarda Polonya'da sosyalist oluyor. Ne bileyim Çekoslovakya'da sosyalist, Bulgaristan, Macaristan, Romanya bunların hepsi sosyalist ülkeler. Ama Yugoslavya ve Arnavutluğu onlardan ayıran özellik şu. Bunlar kendi istekleriyle yani Yugoslavya ve Arnavutluğu kendi istekleriyle sosyalist oluyorlar. İkinci Dünya Savaşı devam ederken Yugoslavya'da Tito önderliğinde, Arnavutluk'ta da Enver Hoca önderliğinde arkadaşlar sosyalizm ilan ediliyor. Öyle olduğu için de diğerlerinin hepsine komünizmi Stalin ya da Sovyetler zorla aslında birazcık götürüyorlar. O yüzden diğerlerinin hepsi Sovyetlere göbekten bağlı iken bunlar öyle değiller. Eyvallahlar da yoktur. Hatta şunu söyleyeyim. Stalin 1953'te ölecek. Ölümünden kısa bir süre önce Yugoslavya'yı ve Tito, Yugoslavya'nın lideri Tito'yu arkadaşlar Doğu Bloğundan kendileri atacaklardır. Yani Yugoslavya Doğu Bloğundan atılmış tek ülkedir arkadaşlar. Ha, ayrılacaklar var ama bu atılıyor arkadaşlar. Sebebi de şu, Tito'nun aslında Stalin'e itaat etmemesidir. Böyle bir durum var. Bunun dışında yine Çekoslovakya dediğimiz bir ülkemiz var. Bu da sosyalist arkadaşlar. Ama bunlarındaki sosyalizmi Sovyetler zorla ilan ettiler. Ama Çekoslovakya'da ilerleyen dönemde yavaş yavaş homurdanmalar ve bloktan ayrılmak istemelerini görüyoruz. Ayrılmak istediklerini görüyoruz. Hatta Çekoslovakya'da bir kent var. Pilsen diye bir kent. O kentte bir ayaklanma çıkıyor ama Ruslar zorla gidip arkadaşlar bu ayaklanmayı bastırıyorlar. Hatta bu olaydan kısa bir süre sonra 1968 yılında aynı Çekoslovakya'da Aleksandr Dubček diye bir adam çıkıyor. Bu adam diyecek ki insancıl komünizm diye bir tez ortaya atacak arkadaşlar. Yani sert komünizmin insani yönünün güçlendirilmesi gerektiğinden bahsedecektir. Hatta bunu Ruslar duyunca hani Ruslara benim ya hani itaat etmemiş oluyor, alternatif bir şey üretmiş oluyor ya. Bunun üzerine arkadaşlar çok sert bir şekilde orduyla gelip Çekoslovakya'da Aleksandr Dubček'i alıp hapse atacaklardır. Adamlarını ve taraftarlarının çoğunu da arkadaşlar bertaraf edip bir doktrin yayınlayacaktır o dönem Sovyetler Birliği. Diyecek ki Sovyetler Birliği bir daha kim bizden ayrılmak isterse sevgili arkadaşlar hiç danışmadan, hiç sorgulamadan geliriz ordumuzla birlikte yerle bir ederiz diyecektir. Yani aslında şöyle oluyor arkadaşlar. O dönemki Sovyetlerin lideri de Brejnev doktrini olarak da bilinir. Ne demekmiş Brejnev doktrini? Doğu bloğundan ayrılmak isteyen ülkeleri sert bir dille ne yapacaklarını, vuracaklarını anlatıyor. Yani kimse ayrılamaz bizden diyor arkadaşlar. Yani Doğu bloğunda bu tarz sıkıntıların olduğunu unutmayınız. Mesela Polonya'nın Poznan diye bir kenti var. Orada da Doğu bloğundan ayrılmak için bir ayaklanmayı görüyoruz. Yine mesela Rusya'da arkadaşlar Mao'nun süreç içerisinde Doğu bloğundan ayrıldığını, ayrılmaya çalıştığını arkadaşlar görüyoruz. Çünkü Mao'nun özellikle yavaş yavaş ilerleyen dönemlerde Amerika ile yakınlaşıp arkadaşlar ping pong diplomasi diye bir diplomasi vardır. Ping pong. Masa tenisi var ya ping pong diyoruz ya o işte arkadaşlar. Amerika yani Batı bloğun lideri zamanla Çin'i, sosyalist Çin'i Doğu bloğundan ayırabilmek için bir masa tenisi turnuvası düzenleyecek Çin'le. Ve bu turnuvanın sonrasında Amerika artık Doğu bloğundan kopup tamam Amerikanca da olmayacaktır ama en azından arkadaşlar Doğu bloğundan kopacak ve Amerika ile de diyaloglar geliştirmeye başlayacaktır. Yine Çin'e değinmişken, Çin'in de rahatsız olduğunu ve bu bloktan kopacağını söylemişken arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Mao'nun şahsını sınavda sorarlarsa, Mao 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni kuruyordu ya, önce Doğu bloğuna sıkı sıkıya bağlı, ilerleyen dönemde de bloktan ayrılmaya başlıyor. Mao ilerleyen dönemde iki tane kampanya ya da iki tane arkadaşlar tez ortaya atıyor. Bunlardan bir tanesi yüz çiçek kampanyası. Hani ülkesinde yüz çiçek kampanyasını başlatan lider kimdir gibi soru sorarlarsa kimmiş Mao'ymuş. Ne peki bu yüz çiçek kampanyası? Doğrudan
demokrasiyi aslında vurguluyor. Diyor ki halk diyor direkt kendi kendini yönetecektir. Halkla ilgili bir karar olduğu zaman diyor gidip diyor kendisi diyor sandıkta oyunu kullanıp geri dönecektir diye. Doğrudan ilk çağ Yunan uygarlığındaki demokrasiden bahsediyor aslında burada. Ama sıkıntı şu kıymetli arkadaşlar. Bunu Çin gibi dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesinde uygulamak biraz zor ki zor oluyor ve uygulayamıyor. Bir de aynı Mao kültür devrimi diye bir devrim yapıyor. Yapmış olduğu kültür devrimiyle Çin'e yeni bir yüz, yeni bir çehre kazandırmaya çalışıyor. Yani ülkesinde işte yüz çiçek kampanyasını yapan, kültür devrimi dediğimiz bir devrim hamlesini gerçekleştiren kişi kimdir derse Mao'dur arkadaşlar. Şimdi o zaman bu Doğu bloğunu şöyle özetleyecek olursak. Blok önce örgütleniyor. Bloktan sonra kopmalar oluyor. İki ülkeyi çok sözü geçmiyor Doğu bloğunun. Sosyalist olmasına Yugoslavya ve Arnavutluk yani Tito ve Enver Hoca'ya sözleri geçmiyor. Süreç içerisinde Tito atılıyor, Yugoslavya atılıyor arkadaşlar Doğu bloğundan. Atılmayıp da buna isyan edenler var. İşte Çekoslovakya, Polonya gibi arkadaşlar, Çin gibi ülkelerden tepkileri almaya başlıyorlar. Batı bloğuna gelecek olursak, tabii Batı bloğunun durumu çok çok daha farklı kıymetli arkadaşlar. Hemen bir iki cümleyle Batı bloğundan bahsedeceğim. Demiştim ki Batı bloğu Amerika önderliğinde oluşturuluyor. Batı bloğunun ilk örgütlenmesi arkadaşlar Truman doktrini dediğimiz bir doktrin olacaktır. Truman doktrini. Nedir bu diyeceksiniz. Şöyle. Bu Amerika'nın başkanı. Zaten hatırlarsanız 1. Dünya Savaşı'nın son bir ayında başkanlığa gelmişti. Hatta Japonya atom bombalarını atma emrini de bu adam vermişti arkadaşlar. Bu adam diyor ki şimdi Sovyetler ve Doğu bloğuna karşı bunlar da örgütlenmeye çalışıyorlar ya. Bütün Avrupa zaten hemen hemen Avrupa'nın büyük bir çoğunluğu Amerika'nın etrafında toplanıyor. Sovyetler durdurabilmek için arkadaşlar. Ancak diyor yetmez diyor bana. Benim diyor özellikle diyor Türkiye ve Yunanistan dayanıma çekmem lazım diyor. Çünkü o dönem Türkiye ve Yunanistan Rusya'ya yakın ülkeler. Bunlar eğer Amerika'nın yanında olursa yarın bir gün bunların üstünden Rusya'yı vurmak istediğinde çok rahat vurabilir. O yüzden arkadaşlar Truman doktriniyle Türkiye ve Yunanistan'a yardım kararı alıyor. Fakat niye Türkiye ve Yunanistan daha yakın ülkeler de var. Bulgaristan da yakın diyeceksiniz. Gürcistan da yakın. Türkiye ve Yunanistan o dönem arkadaşlar Sovyetlerden tehdit yiyorlar. Ne tehdide? Türkiye'den boğazları istiyor Sovyetler. Yunanistan'da da bir iç savaş var. İç savaşa müdahil olup yönetimi ele geçirmeye çalışıyor Sovyetler. O yüzden bu iki ülkenin tedirginliğini gördüğü için Amerika aslında bu iki ülkeye maddi yardımda bulunup kendi yanına çekmeye çalışacaktır. Truman doktriniyle arkadaşlar bu iki ülkeye önce para veriyor. Bu parayla hem ekonomik sıkıntısı giderir hem de bu parayla diyor düzgün bir ordu ve ordu malzemesi silah yani alın diyor. Gerekirse size saldırırsa diyor arkadaşlar dimdik karşısında durun diyor Sovyetler bak. Bir para vermiş. Aldığımız parayla gerekirse silah, asker, ordumuzu düzelteceğiz ve Sovyetlerle geri geldiğinde savaşacağız. İlk örgütlenmeyi biz bununla görüyoruz arkadaşlar. Bunun ardından CIA kurulacaktır Batı bloğunda. 1947 yılında. CIA Amerika'nın istihbarat ağının adıdır arkadaşlar. Yani Amerika 1947 yılında istihbaratını kuruyor. Ha bak dikkat edin. Mesela Sovyetlerin istihbaratı 1954'te olacak KGB. Bunlar daha öncesinden kuruyorlar. Yine şimdi biraz önce iki ülkeye maddi yardımda bulununca Amerika'nın etrafında toplanan diğer ülkeler de maddi yardım talebinde bulunuyor. Mesela İngiltere'de bulunan Amerika'nın yanında, Batı bloğunda, Fransa öyle, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkelerin tamamı Batı bloğundalar o dönemde. Onlar diyorlar ki bize de yardım et. Bunun üzerine Amerika Dışişleri Bakanı Marshall bir yardım planı hazırlıyor. Batı bloğunda yer alan bütün ülkelere maddi yardımda bulunuyor. Para veriyor yani. Artı traktör veriyor. Artı arkadaşlar ne derler onun ismini? Erzak yardımında bulunuyor bu ülkelerin tamamına. Yalnız bakın biz Marshall'dan da pay alıyoruz. Yani bize Truman'da sadece Türkiye ve Yunanistan'a para geldi. Marshall'da bütün o Batı bloğu ülkelerine dolayısıyla yine bize de gelmiş oldu arkadaşlar. Hatta bak şöyle oluyor. Bunlar Marshall planıyla bütün ülkelere maddi yardımda bulunduğu için işte Doğu bloğu da hemen karşısında Molotov planıyla Comecon'u kuruyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Karşısına bunu çıkartıyorlar. Diğer bir nokta bize bir haber geliyor. 1948'de Batı bloğunda yer alan ülkelerin askeri bir örgüt kurduklarına dair. Askeri örgüt Batı Avrupa Birliği olarak karşımızda duracaktır arkadaşlar. Ne diye soracaksanız şöyle. Şimdi Batı Avrupa Birliği dediğimiz birliğin içerisinde arkadaşlar, bu birliğin içerisinde Amerika hariç Batı Avrupalılar.
İşte İngiltere gibi, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa gibi ülkeler kendi aralarında askeri örgütleniyorlar. Olur da birisi bize saldırırsa savaşırız diye. Fakat Amerika yok, dikkat ediniz. Lider yok. Yani vurgun lideri yok. Sonra Amerika diyecek ki bu Batı Avrupa Birliği ülkelerine, gelin ben de işin içine katılayım. Bunun adını Kuzey Atlantik Paktı diye değiştirelim. Yani NATO diye değiştirelim. Benim de içimde olduğum güçlü bir askeri örgütlenmeye dönüştürelim bir arkadaşlar. O yüzden adını da NATO diye kuruyorlar bu sefer arkadaşlar. Batı Avrupa Birliği askeri örgütlenmesinin adı bir sene sonra değiştirilip NATO'ya dönüştürülmüştür. Bazen öyle sorular görüyorum. NATO hangi örgütün değiştirilmesiyle kuruldu gibi şeyler söylüyorlar. Bununla kuruldu, bunu unutmuyoruz. Ve bir başka nokta arkadaşlar. O dönem bu sefer yine Avrupalılar kendi aralarında hukuki sosyal işbirliğini sağlayabilmek için Avrupa Konseyi'ni kuruyorlar. Türkiye buna da üye oluyor arkadaşlar. Türkiye ilk kurulduğunda NATO'da üye değil, Batı Avrupa Birliği'nde üye değil. Marshall'dan, Truman'dan yardım alıyor. Bir de Avrupa Konseyi'nin kurucularından bir tanesidir. Ve sevgili arkadaşlar, şu gördüğünüz kısmı ben bir sonraki konumuz var arkadaşlar. Onunla sentez yaparak da anlatacağım. Bu bir dursun burada. Yani Avrupa Kömür Çelik İşbirliği'nin kurulması, Roma Anlaşması'nı son anlatacağım. Fakat hocam Doğu Bloğunda homurdanmalar vardı. Batı Bloğunda yok mu? Ondan ayırmak isteyenler yok mu? Var. Mesela Batı Bloğundan da Fransa ve Yunanistan zamanla NATO'nun askeri kanadından ayrılacaklardır. Niye diyeceksiniz? Fransa özellikle Amerika'nın böyle üstünlük taslamasından rahatsız olacak. Hala da NATO'da yoktur bak Fransa. Askeri kanadında yoktur. Yani hatta NATO'nun arkadaşlar merkezi o dönem ilk kurulduğunda 1949'da kurulduğunda Paris'teydi, Fransa'daydı. Paris'ten işte Fransa 1965'te ayrılınca buradan Paris'te Brüksel'e taşınacaktır. Hala da Brüksel'dedir. Yunanistan ise ileride göreceğiz. 1974'te biz bir Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenleyeceğiz Kıbrıs'a. Bunun üzerine Yunanistan NATO'ya kızacak, diyecek ki siz niye hiç müdahale etmediniz ve NATO'nun askeri kanadından ayrılacak. Ama Yunanistan'ın sonra geri geçildi arkadaşlar. Yani NATO'ya katıldı, NATO'nun askeri birliğine katıldı. İlerleyen dönemde 1981'de Agırs planı dediğimiz bir plan arkadaşlar Yunanistan geri Batı bloğuna ve artı NATO'ya alındı. Ama Fransa hala yoktu, unutmayınız. Bir de arkadaşlar blokları hani bunlar tamam uzaktan eşleşiyorlar ama birbirlerine karşı karşıya getiren hadiseler var arkadaşlar. Bu hadiselerden bir iki cümleyle bahsedeyim. Bunlardan birisi Berlin Buhranı. Şimdi şöyle arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı, şey özür dilerim. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde Almanya'yı normalde dörde bölmeyi düşünüyorlardı. Dört yerine ikiye bölüyorlar. Ve diyorlar ki Doğu Almanya ile Batı Almanya diye iki tane Almanya oluşturuyorlar. Ancak Batı Amerika'nın kontrolüne giriyor, Doğu Rusya'nın kontrolüne giriyor. Doğu o yüzden sosyalist, Batı liberal ekonomiye benziyor. Almanya'yı ikiye böldüklerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de otomatikman ikiye bölüyorlar. Şimdi Doğu Berlin sosyalistlerin elinde, Batı Berlin Amerikanların elinde. İşte bir ara 1958 yılında sosyalistler, Doğu Berlin'dekiler, acaba bir hareketlensek Batı Berlin'deki Amerikan askerlerini püskürtebilir miyiz diye düşünüyorlar ve harekete geçiyorlar. Ama harekete geçtiklerinde Amerika'nın kaçmadığını, Amerika'nın da onların karşısında böyle ciddi bir direnç gösterdiğini fark edince vazgeçiyorlar. Olay bu. Hatta şöyle kaynaklarda tanımlanır. Soğuk Savaş döneminde iki bloğu birbirine karşı getiren ilk olaydır. Yani ilk kez bu kadar ciddi bir savaş eşiğine kadar geldiler. Bunu unutmayınız. İkinci bir mesele. Bir de bu bloğu karşı karşıya getiren bir olaydır arkadaşlar. U-2 olayı. O da şöyle. U-2 bir istihbarat uçağı. Yani casus uçağı. Amerika böyle bir uçak türü üretmiş arkadaşlar. Amerika Rusya'ya haber vermeden böyle bir uçak üretmiş. Kimsenin haberi yok daha doğrusu. Gidip sürekli Rusya'yı dinliyormuş Mersin arkadaşlar. Yani uçak yukarıdan aşağıdaki arkadaşlar Rusya'nın ne konuşuyor, ne yapıyor, ne ediyor, izliyor, dinliyormuş. Ve radarlarda görüş alanına girmeyen bir uçak türü bunlar arkadaşlar. Bir gün yine bir uçak bunları dinlerken arkadaşlar, yani Amerika, Moskova'da Rusya'nın üstünde bir Amerikan uçağı bunları dinlerken uçak arıza yapıyor. Uçak aşağı iniyor ve uçak aşağı indiğinde her şey ortaya çıkıyor. Yani bu uçağın bir casus uçağı olduğu ve bu uçağın Rusları yıllardır bu tür uçakların dinlediği ortaya çıkıyor. Ve bu olayda iki ülkeyi karşı karşıya getiriyor arkadaşlar. Bayağı bir resleşiyorlar bu olayda. Son olarak Küba buhranı dediğimiz bir olay var. Değerli arkadaşlar bakın. Şimdi Küba şöyle düşünecek olursak, burayı Amerikan kıtası düşün olursa arkadaşlar, Amerikan kıtasının burnunun dibinde küçük bir ada ülkesi.
Küba'da şimdi 1959 yılında sosyalizm ilan ediliyor. İşte Fidel Castro, kardeşi Raul Castro, ondan sonra Che Guevara arkadaşlar. Bunların mücadelesi sonrasında sosyalist oluyor. Sosyalist olunca Sovyetler sosyalist olan Küba'ya füzeler yerleştiriyor. Amerika'yı tehdit etmeye başlıyor bu füzeler. İşte Sovyetler de bir ara arkadaşlar Küba'ya birkaç kere uyarıyor. Bu füzeleri sökmezsen seni mahvederiz diye. Bunun üzerine sökmüyor Küba. Ve Amerika arkadaşlar tehdit ediyor. Amerika bunun üzerine Küba'nın üzerine bir akın düzenliyor. Hatta Küba adasıyla Amerika arasındaki o körfezin adı Domuzlar Körfezi'dir. O yüzden tarihte Amerika'nın Küba'ya saldırması olayları Domuzlar Körfezi çıkartmasıdır. Ve Amerika Domuzlar Körfezi çıkartmasıyla Küba'yı uğurmaya başlıyor. Rusya da bunun üzerine Küba'yı korumak için ordusuyla birlikte arkadaşlar buraya kadar geliyor. Donanmasıyla birlikte. Tam ciddi bir savaş başlayacağı sırada oturup yine de uzlaşıyorlar ve diyorlar ki bir savaş demek hepimizin felakete sürüklenmesi demektir diyorlar. Hatta biz deriz ki işte Küba buhranı Soğuk Savaş döneminde iki bloğu karşı karşıya getiren en önemli olaydır. Ama bu aynı zamanda arkadaşlar bu olaydan sonra yumuşamaya başlayacaklar birbirlerine karşı. Oturup masada pazarlık yapmayı öğreneceklerdir. Bunu da unutmamanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bir unsurdur dediğim gibi.